İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın kültürel mirasını tanıyalım. Hoşap Kalesi, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh çocukları için Haydi Yürüyelim adlı eğlenceli etkinlik. Morgan Toya göre Ermenileri sürgün fikri Almanya'ya ait. Grigori Ayvazyan, Azerbaycan'ın sınır belirleme eylemleri yasa dışıdır. Türkiye felaketin eşiğinde, gerçek enflasyon %50'yi aştı. Bir fotoğraf hikayesi. Van'daki Ermeniler bir ekmek fırınının yanında. Deli Sabah gazetesi Zilcihan Hanedanı'nın zillerine değindi. Hoşap Kalesi, Batı Ermenistan'daki Vaspragan şehrinde bulunmaktadır. Kale, Van Gölü'nün güneydoğusunda etrafı yüksek dağlarla çevrili olarak yapılmıştır. Ararat Krallığı, bir başka deyişle Urartu zamanından itibaren kale, İran'a giden önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunuyordu. Yapının oldukça önemli olduğu şaşırtıcı değildir. Efsaneye göre baş mimarın kolunu daha güzel bir şey inşa etmesin diye kestiler. Benzer bir kale bulmak imkansız olduğu için Hoşap Kalesi'nin bölgenin incisi olduğu söyleniyor. Türkiye'nin askeri desteğiyle Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı başlattığı saldırganlığın üzerinden bir yıl geçti. Zamanla bu savaşın ardından bir perde çekildi. Mülteciler, Azerbaycan tarafından toprakların işgali, Artsakh'ın gelişimine ve statüsüne verilen destek. Her ne kadar acil insani kriz hızlı bir şekilde çözüldüyse yine de yapısal, sosyal ve insani sorunlar özellikle yerinden edilmiş Artsakh'taki mültecilerin entegrasyonu gibi sorunları çözülmekten çok uzak. Lyon'da faaliyet gösteren Yergir adlı sivil toplum kuruluşu 1. Artsakh Savaşı'ndan bu yana Artsakh'ta ve Ermenistan Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteriyor. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermeni halkının dürüst bir dostu olan Henry Morgenthau'nun düşüncesinden bir alıntı sunuyoruz. Talat bende bütün Ermenileri yok etmek isteyen bir adam izlenimi bıraktı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin konuyu etraflıca incelediğini ve izlenen siyasetin resmen benimsendiğini bildirdi. Sınır dışı etme kararlarının aslında uzun ve iyi geliştirmiş bir programın sonucu olduğunu söyledi. Henry Morgenthau, 1913'ten 1916'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı Türkiye'si Büyükelçisi'ydi. Yasal diplomat, Ermeni sorununa adil bir çözümün sadık bir destekçisi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un seçilmesinden sonra ülkenin büyükelçisi olarak atandı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenia TV'de tarih bilimleri adayı Azerolog Grigori Ayvazyan, Azerbaycan Devleti'nin oluşumuyla ilgili önemli olayları ayrıntılı olarak sunarak Azerbaycan Devleti'nin orada yaşayan farklı milletlerin etnik temizliği ve aynı yerde işlenen soykırım sonucunda kurulduğunu açıkça ortaya koydu. Azerologa göre Azeri ulusu diye bir şey yoktur, dolayısıyla Azerbaycanlılar da olamaz. Ayvazyan ayrıca Nahçıvan ve Artsakh'ın büyük bölümünün Azerbaycan tarafından yasa dışı işgaline de değinerek Azerbaycan'ın bu toprakları kendi toprakları olarak kabul edemeyeceğini belirtti. Çünkü her devlet kendisini toprak sınırları ile ilk cumhuriyetin yasal halifi olarak kabul ediyor. Nahçıvan ve Artsakh ise Sovyet döneminde ona ilhak edildi. Azerbaycan Sovyet dönemini bir işgal dönemi olarak görmüş, varlığını inkar etmiş. Bu da daha sonra Sovyet dönemine ait haritalarla sınırlarını çizemeyeceği anlamına geliyor. Türk sosyal ağlarında enflasyon, zam ve erken seçim konuları tartışılmaya başlandı. Enflasyon Analiz Grubu'nun hazırladığı rapora göre Türkiye'de tüketici fiyat endeksi 12 ayda %49.87 arttı. Johns Hopkins Üniversitesi ekonomi profesörü Steve Hank, Türkiye'deki enflasyon oranının %58.75 olarak tahmin edildiğini söyledi. Hank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Merkez Bankası Ekim ayında Türkiye'de resmi enflasyon oranının %19.89 olduğunu söyledi. Bu rakamlar gerçekle örtüşmemektedir. Aslında Türkiye'de enflasyon %58.75 diye belirtti. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz.
Batı Ermenistan'ın Van kentinde bir fırında ekmek almak ümidiyle Türk askeriyle çevrilmiş Ermenilerin görüntülendiği bu fotoğraf, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun 1918'de New York'ta yayınladığı anı kitabının ilk baskısında yayınlandı. Fotoğrafın başlığında şunlar yazıyor: "Bu insanlar uyarılmadan evlerinden çıkarıldı ve çöle sürüldü. Sürgün sırasında binlerce kadın, çocuk ve erkek sadece açlık ve yoksunluktan değil, eşlik eden askerlerin insanlık dışı zulmünden de öldü." Van, Batı Ermenistan'ın eski başkentlerinden biridir. Yaklaşık 3000 yıllık tarihi olan bu Ermeni şehri, Ermenilere yönelik soykırım yıllarında Ermeni nüfusundan mahrum edildi. 1915'in Nisan başlarında şehrin Ermeni nüfusu yaklaşık bir ay boyunca nefsi müdafaya başvurarak Türk ordusunun ve düzensiz Kürt müfrezelerinin saldırılarına direndi. Şehirdeki çatışmalar sırasında Van enkaz haline geldi, oradan kaçamayanlar ise öldürüldü. Zilcihan markası resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski aile şirketi olarak kabul edilmiştir. Ermeni hanedanı 400 yıldır zil yapıyor. Türk Daily Sabah gazetesi Zilcihan hanedanının mirası hakkında bilgi sundu. Gazeteci Matt Hanson makalesini adadığı sergiyi şöyle anlatıyor: "Sanatın en etkileyici ve sarsıcı dallarından biri Ege Kanar'ın Ermenilerin öncülüğünde tabak yapma sanatını inceleyen Yenilikçi Anut adlı çalışmasıdır. Kanar, Zilcihan ailesi hakkında Osmanlı arşivlerinde belgeler bulurken ayrıca onun ilk eserlerinin yer aldığı bilgilere de ulaştı. Ünlü Zilcihan markasının tarihi 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ünlü simyacı Kerope Avedis, Konstantinopolis'te yaşadı ve farklı metallerin karışımından altın elde etmeye çalıştı. Bir sonraki deney sırasında benzersiz bir alaşım ortaya çıkar. Bu malzemeden yapılmış saç tabakasından temiz zil sesleri çıkar. Modern zillerin prototipi bu şekilde yaratıldı. Bir süre sonra müzik aleti büyük talep görmeye başladı. Ermenilere yönelik soykırım sırasında Zilcihan ailesinin birçok üyesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak zorunda kaldığını belirtelim." Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size flütte Sato Muhalyan, arpta Alisa Reit tarafından icra edilen Ermeni halk müziği Keler Soler adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.